Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? İyiyim. Seni biraz tanıyalım mı? Ben Tina Özdemir. 26 yaşındayım. Evliyim ve aslen İranlıyım. 4 senedir Türkiye'de yaşıyorum. Öncelikle hiçbir şeyi başlamadan şunu söyleyeyim. Sizleri çok çok seviyorum. Sizinle karşınıza durmayı çok seviyorum. Ve çok mutluluk duyuyorum. Ne güzel, biz de çok bizler mutluyuz. Bizler de çok mutluyuz seni gördüğümüz için. Hoş geldin. Hoş bulduk. Evet, hoş geldin Tina'cığım. Sağ olun. Çantan nerede? Aksesuarların şimdi, nerede? Hiç sormayın. Bugün başıma neler geldi. Şimdi ben kendimi sabah düşünüyorum. Bu kadar şık jürilerle karşı çok şık çıkmam gerekiyor. Bir de ilk gün. Ve aşırı zevkimi göstermem gerekiyor, şöyle yapmam gerekiyor, kendi kendime sürekli tekrarlıyorum. Genelde benim bir özelliğim var. Özenlediğim günlerde en berbat günüm oluyor. Hiç özenlemeyeceğim, normal gideceğim, alışverişimi yapacağım, normal makyajımı yapacağım, çıkacağım. Özenlediğim zaman hem makyajım bozuluyor, hem elbisem kötü oluyor. Hep öyle olmuş ama. Biz seni hiç yormayalım o zaman, evden otur izle. Hiç özenmeden böyle şıkır şıkır giyin. Biz burada ne söylüyorsak ama sen bizi dinle. Bugün hani ilk gün güzel giydim. Onun heyecanıyla gerçekten çok talihsiz şeyler yaşadım. İlk önce elbise güzel olsun. Şunu giydim, beğendim, almadım. Yok bir sonraki mağazaya bakayım, belki daha güzel bir şey bulayım. Şöyle gide gide süren bitti zaten. Ayakkabı alır almaz çantaya koştum. Çantayı tam alıyordum, parayı süren bitti, almadım. Yani orada benim elimden çektiler, mağazacının eline verdiler. Çanta alamadım. Çünkü yarışmamızın zaten kuralı bu. Yani size verilen bir iki saat var. Aynen öyle. O iki saat içinde ne yaptıysanız yapıyor. Yani yapan yapıyor. Şimdi bak Banu'ya. Banu'ya hiç bakmak da istemiyorum gerçi şu anda ama Banu eksiksiz geldi. Neden? Evet. Neden Gülşah'ın? Neden? Şimdi Banu eksiksiz gelmiş. Evet. Sen kaç yaşındasın? 26. 26, evet. Evet, sen de tabii ki çok gençsin. Fakat hepinizden küçük galiba burada Banu, doğru mu? Hayır, benim. Sen kaç yaşındasın? 21 yaşındayım. 21 yaşındasın. Demek ki sen de yarın Banu'ya Banu abla diyebilirsin. Burada da Hülya'yı yedirtmeyeyim ben yani. Lütfen kimse kusura bakmasın. Ama bir yaş. Olabilir, önemli değil ki sen büyüksün yani. Yaşlısın evet. Sen Banu. Evet. Hocam. O kesin zaman Banu kablosun. Tacını Aleyna'ya devret. Kesinlikle Banu tacını Aleyna'ya devret. Zaten tacını da takmamış. Takamıyor da. Düşürüyor. Evet, evet. Hocam. Sürekli toparladık. Bana emanet edebilirsin bence. Hayır. Ben de almak istemedim zaten. Vermem zaten. Tamam. Neyse tamam, ben bir gün hepinize birer taç alır getiririm, takarım siz başınıza. Tabii eksiksiz gelmen gerekiyor. Evet, böyle doğru. Eksikler çok önemli eksikler. Yani bak aksesuar takmak istemedim dedi. Evet doğru. Yani oradan zaten 4 üzerinden değerlendirdik. Şimdi senin hem çantan yok hem aksesuarın yok. Aksesuarım ama aslında vardı aslında. Var olup olmaması değil. Nerede aksesuarın o zaman? Haklısınız. Şimdi şöyle anlatayım. Aksesuarın. Hayır, aksesuarın nerede? Kayboldu. Kayboldu. Evet. Ama benim yerime alkışlar mısın eldivenden? Ben burada playback yapıyorum. Şimdi suç... Kamera sadece beni çeker misin? Alkışla sen. Tamam. Bravo sana. Şimdi suçu kimseye atmak istemiyorum hiçbir zaten şekilde. Zaten kimseye atamazsın, senin hatan. Tam makyaja giriyorduk ve yüzük elimdeydi. Çünkü denemek için hani takmıştım. Sonra son dakika makyaja giderken dedim ki bir köşeye koyayım. Hani makyajdan çıkınca takayım. Makyaj da elimde kalmasın. Sonra geldim. Eşyalar o kadar çok ki ne kadar ararsam bulamadım. Tek bir şey sevdim. Elbisenin yakası, tenin çok güzel. Sen bebek gibi bir kızsın. Çok teşekkür beğendim ederim. Seni. Teşekkür ederim. Buradaki kollarındaki bu hafif böyle volümler, karpuz kollar, çok büzgüler, çok hoşuma gitti. Fakat aynı şekilde elbisenin aşağısının öyle envelop değil de aynı bitmesini isterdim. Hı hı. Tek beğendiğim şey, o ayakkabı zaten onun aldı, hiç olmaz da.
Zaten ne ayak, ne markaymış abla. Ya, yani bunun replikaları ola 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 ola. Bak Türkçe bilmez giymiş kızımız burada. Onun için bunları mesela replikalarını artık her çeşidini çıkarttılar. Bir tek şeyi sevdim. Renk uyumuna bayıldım. Onun dışında o kadar. Evet, fiyatlarını da alayım Tina. Hemen söyleyeyim. Ayakkabımı 150 TL aldım. Aslında 300 söylüyordular ama yalvara yalvara 150 aldım. Çünkü çanta almaya para topluyordum ama sürem yetmedi. Üstümdeki elbiseyi de 850, ilk 1100 dediler. Sen bayağı sonra, indirim yaptırdın. Evet, bayağı bayağı söyledim dedim. Hafta sonu gelin burada çalışayım, yerleri sileyim. Kabul etmediler ama beni çok beğendikleri için ve favorim sensin dediler. Favorin bana... sensin dediler. Evet. Daha ilk gördüler ve yani bunlara inanmayın arkadaşlar. Favori diye bir şey yok yani. Evet. Ama aynı yerlerde de denk gel. Pişti oldunuz değil mi siz? Evet. Sana da dediler mi aynı yerde favorim sensin? Evet, hatta bir kıyafetlerini falan giydirdi. Aynen, tek kişi favoriyim yani. Bir kişi daha kimse kimseyi tanımıyor. Demek birinci ki herkese günümüz... söylüyorlarmış. İncelik yapmış. Mest aynen. olduğunu gördüm zaten. Favorilerin deyince bir mest oldun inanamadım. Mest şöyle olmuş yani, hem eksik gelmiş hem de mest olmuş. Peki galiba atölyede bugün bir şey yaptırdın değil mi? Evet, aslında ne bunu yaptırdın? Kapatmak istiyordum. Sonra iki taraflık tela taktırdım. Tela taktırdık. Çift taraflı tela evet, taktırdın çift... ve o anvelopu birbirine mi yapıştırdın? Evet, bunları birbirine yapıştırdım ama sonra giydiğimde aynada baktım ki burası yapışık duruyor ve inanılmaz kötü bir görüntü veriyor. Sonra zaten çıkarttım onu ve normal bir halde kullandım. Aferin, bak demek ki kötü bir görüntü olduğunda illaki durumu kurtarma çabanı evet. hiçe sayıyorsun, en iyi şekilde karşımıza gelme doğru. Tabii ki en doğrusu. Bir de elbisenin boyu biraz daha kısa olmalıydı. Bence o anvelopun tam birleştiği yerde olmalıydı diye düşünüyorum. Serdar'cığım. Hoş geldin Tina. Hoş bulduk. Bir elbisede karpuz kol, V yaka, anvelop etek... Bence üçü bir arada çok fazla. Özellikle ayakkabıların konusunda... Yani hiçbir şekilde ton uyumu yok. Yani biri fuşya parlıyor, üzerindeki... Ördek başı yeşili ve mat.